Doğada çocuklar, yani yavrular, kendini görene kadar anne ve babanın ışığıyla yaşıyor. Bu ışık nedir? Eğitimdir, yürümedir, giyinmedir, korumadır, savunmadır. Kısaca yaşamla ilgili her şeydir. Doğada bütün canlılar bunu yapıyor. Yavrularını kendi ışığıyla kendilerini görene kadar besliyor, yönetiyor. İnsanlar da tam tersi. Hani insanların aklı kendini terk edince, deneylere açınca icatları kurdu, sistem ve kavramları kurdu ve her birisine de bir anlam, bir kural, bir kanun ekledi. Şimdi insanlarda çocuk doğar doğmaz çocuğu evden kovuyorlar. Nasıl kovuyorlar? Sistemin eğitimine, sistemin inancına, sistemin felsefesine, sistemin oyuncağına, sistemin parasına, aklınıza ne gelirse, insanlarda doğar doğmaz bir çocuğunu hemen evden kovup sistemlere teslim ediyor. Bir nevi sisteme doğurganlık yapmak. Sisteme enerji beslemek, sisteme yem beslemek. Böyle bir akıl var. Çocuklara mesela, çocukları oyuncakla yönetiyorlar. Çocukların eline silah veriyorlar. O çocuk büyünce ya kafasına sıkıyor ya da karşısına sıkıyor. Araba alıyor. Çocuk aklı sürekli o arabada durup büyüyünce bir araba alıyor ve gittiği yolda kaza ediyor. Yani çocukların dünyası saftır. Yeni doğan çocuklar. Akılları saftır, ruhları bedenlerdedir. Bu çocukları sistem canavarına bırakmayalım. Hemen doğduğu gibi evden kovmayalım. Çocukları sistemlere vermeden önce, sistemlerle tanıştırmadan önce bu çocukları kendi öz ışığınızla büyütün. Ondan sonra bu çocuklara söyleyin ki ben sizi buraya kadar getirdim. Artık önünüzü görüyorsunuz. Önünüzde ne varsa biliyorsunuz. Nereye gitmek istiyorsanız gidin. Böyle olmalı. Yani bir çocuk daha kendini görmeden, kendini tanımadan ve karşısını görmeden, tanımadan sistemin değirmenine vermek gerçekten hiçbir kanunda yeri yok. Doğa kanununda bile yeri yok. Ölümcül bir kanundur bu. Felakettir. Depremdir, tufandır. Aile sistemi çok farklı bir doğadaki aile sistemi göz önünüze getirin. Ve çocuklarınız, ailenizi aydınlatana kadar besleyip büyütüp ondan sonra onları kendi halinde bırakalım. Onlar kendi kararlarını zaten verirler. Bu yüzden çocuklarınızı evden kovmayın. Kendini görene kadar kendisi kapıyı açar çıkar. Saygılarımla.